Merhaba, ben Burak. Ben Eda. Burak'la birlikte Bayki'nin kurucu ortaklarındanım. Bayki ile herhangi türden bir bisiklet dakikalar içerisinde elektrikli bisiklete dönüşebilir. Tek yapılması gereken eski jantla Bayki motorlu jantın yerini değiştirmek, breketi ve aksesuarlarını gidona koymak ve Bayki bataryasını yerine yerleştirip sürüşün keyfini çıkarmak. Bayki sosyal hayatımızın bir ihtiyacı olarak doğdu. Günlük yaşantımızda araba veya toplu taşıma yerine bisikletle seyahat etmek istiyorduk. Ancak yokuşlar buna engel oluyordu. Elektrikli bisikletle bunu çözebileceğimizi anladık. Yıllarca elektrikli araç sektöründe mühendis olarak çalıştığımız için elimizde çok güçlü bir know-how birikti. Bu know-how'u kullanarak kendi bisikletlerimizi elektriklendirebilecek kompakt bir ürün tasarladık. Aslında bu sadece kendimiz içindi. Sonra düşündük ki biz de aynı sorunu yaşayan insanlara da bu ürünü ulaştırarak onların ulaşım yükünü rahatlatabiliriz. Yaz aylarında herkesin kendi bisikletine kolayca entegre edebileceği inovatif bir ürün tasarlamak için kolları sıvadık. 2020'nin Ocak ayında İTÜ Çekirdeğin bizlere kapılarını açmasıyla birlikte ilk prototipimizi geliştirdik. Ve Bayki, Turkcell Arı Kovanı platformunda ilk kullanıcılarına merhaba dedi. Kolay kurulumu, hafifliği ve modern tasarımının yanında boyutlarına göre en yüksek performans sunacak ürünü müşterilerimize sunmak istedik. Bayki, base bataryasıyla 1.2 kilograma kadar hafiflik, pro bataryasıyla da 45 kilometreye kadar menzil sağlamakta. Yasal sınırlar çerçevesinde 25 kilometre hıza ulaşan Bayki'nin tork performansını da maksimumda tuttuk. 45 Nm'ye kadar tork sağlayan Bayki motoru, yokuşlu rotalarda bile sizleri terletmeden ulaşımınızı kolaylaştırır. Hafifliğiyle birlikte şık ve kompakt tasarımı sayesinde Bayki bataryanızı istediğiniz her yerde yanınızda götürebilirsiniz. Herhangi bir ev tipi prizde 3 saatte şarj edebilir, mobil uygulamanızdan şarj oluşunu canlı olarak takip edebilirsiniz. Sürüş esnasında telefonunuzu kesintisiz kullanabilmeniz için telefonunuzu şarj edebileceğiniz USB çıkış portu bracketimizin üzerinde bulunuyor. 2020'nin 4. çeyreğinde ilk sahipleriyle buluşan Bayki'yi üretmedeki asıl amacımız, insanların hayatında gerçekten dokunan bir ürün geliştirmekti. Bir yıl gibi kısa bir sürede Bayki 200'den fazla kullanıcı sayısına ulaştı. Ve bu sayı arttıkça bizim çalışma isteğimizde katlanarak artıyor. Aynı zamanda İngiltere merkezli olarak Avrupa bölgesine de ilk adımımızı attık. Bu yıl bitmeden İngiltere'ye olan ilk 5 siparişimizin teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. And get some good market share going forward. There are lesser quality products out there already available online, but if we establish this as a comparable quality and brand with a more transparent price policy and stock availability and a network of shops as dealers rather than just B2C, I think we could really have a strong representation for the UK. Ülkemiz insanlarına yüksek teknoloji ürünleri ulaşılabilir fiyatta sunma çabamızın yanında Bayki global ölçekte de hızla büyüyen bir pazar bekliyor. Hatta bu pazar o kadar hızlı büyüyor ki özellikle pandeminin etkisiyle birlikte talep arzın çok üzerine çıkmış durumda. Türkiye'de yıllık 1,5 milyon bisiklet üretim kapasitesi var ve bu kapasiteye denk gelen tüm ürünler gelecek yıl için satılmış durumda. Avrupa Birliği bölgesinde 2019 yılında 2 milyon adet elektrikli bisiklet satışı gerçekleşirken bu sayı 2020 yılında 5 milyon adete ulaşarak 2,5 katlık bir pazar büyümesi gerçekleşti. 2030 yılında bu sayının 30 milyon adete yükselmesi bekleniyor. Peki bu sayılar bize neyi mi gösteriyor? Şehir popülasyonları artıyor, maliyetler yükseliyor, trafik sıkışıyor ve şehirde yaşayan insanlar artık ulaşımlarını mikromobiliteyle sağlamak istiyorlar. Kişisel otomobilleri yerine Bayki ile ulaşımı sağlayan her kullanıcı günlük 22 kilogramlık karbon salınımını sıfırlamış oluyor. Ulaşımını gerçekleştirirken fiziksel sağlığını korumanın yanında trafik stresinden de uzaklaşmış oluyor. Temiz yollar, maliyetsiz, sağlıklı sürüşler. Biz bunun hayalini kuruyoruz.
Bunun için elimizde harika bir ürün, güçlü bir mühendislik ekibi ve bizi bekleyen hızla büyüyen bir pazar var. Selam, ben Kerem Ciritçi. Bike'in yatırımcısıyım. Domino's Pizza'da çalışıyorum. Yani iş hayatım Domino's Pizza'da. 15 yıldır hayatım bir yerden bir yere bir ürünü götürmekle ilgili. Bu ürün veya insan olarak düşünebilirsiniz. O nedenle Bike'i görünce böyle heyecandan titremeye başladım. Çünkü yıllardır Türkiye'deki ve dünyadaki en büyük problemlerden bir tanesi olan yakın mesafede nasıl yolculuk yapılarıyla ilgili hani kafayı patlatmış, bayağı düşmüş olan kişilerden bir tanesiyim. O nedenle Bike'in şu anda gelecekle ilgili bulduğu çözüm inanılmaz bir çözüm. Bugün ben size mikromobilite pazarını anlatmayacağım. Anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum ama geleceği düşünürseniz gerçekten bugün herhangi bir bisikleti, dünyadaki olan bisiklet sayısını düşününce çıldırıyorum. Herhangi bir bisikleti elektrikli hale getirmekle ilgili sürekli kafa patlatan bir ve buna bir çözüm üretmeye çalışan böyle canavar gibi insanların olduğu başka bir şey ben görmedim ya. Bisikleti olmayan insanların şu anda bir kısmının bizden sipariş almaya çalıştığını görüyorum. Çünkü geleceği görüyorlar. Daha bisiklet kullanmayı bilmiyor. Ama diyor ki ben şunu bir alayım öncelikle de. Yani böyle baktığım zaman gerçekten çok heyecanlıyım. Çok şanslıyım. Sizler de çok şanslısınız bence. Çünkü biz vagonun şu an neresindeyiz daha tam bilmiyorum. Hani vagonun ben ilk sıralarındayım gibi gözüküyor ve iyi bir makinesi var ve bu vagonun arkasına kaç tane daha vagon ekleneceğini gerçekten şu anda öngörmek zor. Herkes bu vagonun içerisine girmek istiyor, onu görüyorum. Herkes burada yolcu olmak istiyor, ondan eminim. Ben şanslıyım, ilk vagonu kurdum ve içerisinde bayağı bir yolcu taşıyorum. İnanılmaz bir gurur bu. Ben şanslıyım, ben sizlerin de bu şansa ortak olmasını isterim. Benim için esasında çok da iyi bir şey değil bu. Çünkü benim bir şekilde kazancımı, gelecekteki kazancımı bile etkiler. Ama benim buradaki dostlarımın, yani bu işi kuran ve bu iş için parçası olan, çalışan bütün arkadaşlarım şu anda aldıkları bu fonla gerçekten bu işi çok daha büyütmelerini, Türkiye'de şu anda bir marka haline gelen işi dünyada bir marka haline getirmeleri için ihtiyaçları olan şu anda benzini sağlamalarında gerektiğini düşünüyorum. Ben yaklaşık olarak 7-8 senedir yatırım yapıyorum. Yatırımlarım arasında beni en çok heyecanlandıran firmanın da Bike olduğunu size içtenlikle söylemek istiyorum. Bike'in önünde bu topraklardan çıkmış bir marka olarak hızla büyüyen pazarda söz sahibi olacak bir yol var. Bu yolu yürümek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Gelin Bike'in bir parçası olun, sürdürülebilir bir ulaşımı birlikte inşa edelim.